yeni bir yarışmacıyla, çok güzel bir yarışmacıyla karşınızdayız. Yorumlarınızı bekliyoruz. İlk olarak hemen o eller beğen butonuna bir gitsin, oraya bir tıklasın. Sonra da izledikçe yorumları aşağı yaparsınız. Yorumlarınız bizim için çok önemli, çok kıymetli. Sizlerden gelen olumlu veya olumsuz bütün yorumları ciddiye alıyoruz. Ona göre de yarışmamızı şekillendiriyoruz. Bakalım bugün 500'de büyük ödülü verebileceğiz mi? Hoş geldin Tuana, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim, teşekkürler, siz? Ben de çekeyim, çok teşekkür ederim. Seni birazcık tanıyalım. Tabii, ben Tuana Akın, 22 yaşındayım. Bale öğretmenliğiyle uğraşıyorum. Öyle mi? Evet. 3-9 yaş arasında olan çocuklara eğitim veriyorum. Evet. Şu an pandemiden dolayı tabii birazcık sıkıntılı. Hı hı. Onun dışında okulu bitirmeye çalışıyorum. Radyo televizyon okuyorum. Hangi üniversite? Hayvansaray Üniversitesi. Hayvansaray Üniversitesi'ndesin. Evet, öyle. Orada oyunculuk bölümü de açıldı diye biliyorum. Bu sezon açıldı diye biliyorum hatta. Bir git araştır bakalım, tamam. Oradasın. Baleyi sen küçük yaşta mı başlamıştın sen de? Ve şimdi kendin gibi küçük arkadaşlara da bale öğretiyorsun. Peki sana balerin diyebilir miyiz o zaman? Yani birazcık ara verdiğim için tam olsun, diyemeyiz olsun, ama öğretmen yani diyebiliriz. Yapmaya bir başlasan aslında yaparsın gibi. Tamam, bir bale öğretmeni. Hayvansaray Üniversitesi'nde öğrenci, 22 yaşında Tuana karşımızda. Bilgi yarışmalarıyla aran nasıl? Evdeyken iyi, izlerken iyi. Burada birazcık bilgiyle yeteneği harmanlıyoruz. Sadece bilgi değil, yani dijital dünya yeniliklere çok açık. Burada da yenilikleri deniyoruz aslında. Sen de yarışmacılarımızdan bir tanesisin. Dediğim gibi büyük ödülü daha önce veremedik. Çok istiyoruz o büyük ödülü vermeyi ama bir türlü kısmeti olmuyor. Aslında çok kolay, birazcık yetenek de istiyor dediğim gibi. Ki sen bale falan bence yetenekli bir arkadaşsın. Başaracaksın diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Tekrar hoş geldin. Bu arada hangi burçsun? Hangi burçsun ne demek ya? Ne burcusun? Aslan. Aslan. Evet. Nedir aslan özellikle? Birazcık anlatsana. Normalde egoist diyebiliyorum. Ama ben değilim. O zaman sen bir aslan değilsin. Yani öyle biliyorum. Ben birazcık balığa dönük bir şeyim. Çok duygusalım. Balığa dönük. Sürekli ağlarım falan. İçimde bir balık var ama aslanım. Aslanla balık da ne kadar birbirine uyumsuz yani şu an. Değişik, aslan olup balık hissetmek de gerçekten. Hangi balık mesela? Yani balık, bayağı balık. Evet. Aslan egoist mi olur? Ya benim bildiğim kadarıyla böyle baskın karakter. Egoist, özgüveni. Özgüven kısmında biraz var, evet. Kızı mı erkeği mi peki? O kadar bilmiyorum. Peki en sevdiğin burç hangisi? Aslan. Evet, dengesiz bir yarışmacıyla karşınızdayız. Aslan egoist olur deyip en sevdiğim burcu da aslan dedi. Ama baskın karakter. O yüzden de. Yani. Peki şu anda bir ilişkin var mı? Evet. Aslan mı? Hayır. Evet. O hangi burç? Aa. Bir ilişkinin daha sonuna geldik. Evet, sevgilisinin burcunu hatırlayamayan Tuana'ya yeni ilişkisini... Evet. Yengeç. 7 Temmuz. Yengeç. 7 Temmuz. Evet. Bir de senesini söyle tam olsun. 94. İşte bu. İnşallah doğrudur. Toparladım. Yani dürüstlüğüne güveniyoruz. Peki ilişki kurutuldu. Bir ilişkinin daha sonuna gelmedik. Yeniden baharlandı çiçek dalları diyoruz. İlk soruya başlayalım bence. Tamam. Hazırsın. Hazır. Beyz hazırız. İlk sorular her zaman birazcık böyle şaşırtmacılı olabilir. O yüzden hemen cevap verme. Rejiden de rica ediyorum, hemen gelen cevabı dikkate almasınlar. Bir de bekleyelim görelim dedikten sonra cevabını seçen doğru mu değil mi söylerlerse çok sevinirim. Peki geliyor sorumuz. Tuana, aslında çoğu yerde de sorulan bir soru ama burada da sormuşuz. Dikkat edelim, bu bir bilgi yarışması. Hemen ilk akla gelen cevabı söylemeyelim diyorum. Tuana, inek ne yapar? Sakin. İnek ne yapar? Süt. Süt mü yapar? Evet. Başka bir şey yapmazlar mı? Süt yapar. İnekler kaka yapamaz mı? Yapar. Çiş yapamazlar mı? Ama onu hepsi yapar. Bir tek inekler yapmaz. Diyorsun. Evet. Doğru cevap süt mü? Bravo! Alkışlar! Biraz gerildin mi? Evet. Peki. Gerginlik tam olarak nerede başladı?
İnekler kaka yapmaz mı dediğim anda mı başladı? Ondan önce böyle bir hani o bakışlarda falan bir dedim yani başka ne yapabilir? Başka ne yapabilir? Ama doğru olduğuna bir inandım ya. İnandım. İnekler süt yapar. Bunun aslında biliyorsun çocuklar arasında da ilk soru şeydir. İnekler ne içer? Evet. Bir, herkes süt der aslında hani inekler su içer. Gerçi evet. Yavru inekler süt de içer. Saçma, her yerden saçma. Peki, ilk soru bitti. Sırada ikinci soru var. Hemen ikinci soru kartını bulabilirsem. Bu kadar dandik kart yaparsanız sorular da karışır birbirine. Buradan rejiye sevgi saygılarımı ve küfürlerimi iletiyorum.